Herkese merhaba. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın 8. günü geride kaldı. Biz de bugünü değerlendireceğiz şimdi. Türk sporcularımızdan güzel haberler var. Golbolda Türkiye kadınlarda son şampiyon olduğu turnuvada şimdi yarı finalde Avustralya'yı yendi ve yarı finale yükseldi kadın milli takımımız. Tekerlekli sandalye basketbolunda Amerika'ya kıl payı kaybettik ama 5. maçına çıkacağız. Atletizmde finallerimiz var. Şimdi detaylara bakalım. Bugün neler yaşanmış Tokyo'da? Tüm zamanların en başarılı para yüzücüsü Daniel Diaz kariyerinin son yarışını Tokyo'da yüzdü. Kariyeri boyunca 14'ü altın olmak üzere toplam 27 madalyayı boynuna takan 33 yaşındaki Brezilyalı Tokyo 2020'deki 6. ve son yarışı olan 50 metre serbestte 4.'lüğü elde etti. Diaz muhteşem kariyerini tamamladığı Tokyo'da ise 3 bronz madalya aldı. Atletizmde yaşanan ilginç diskalifiye hikayesinin etkileri sürüyor. Malezyalı atlet Muhammed Ziyad Zolkefli, F20 gülle atma finalini dünya rekoru derecesiyle kazandıktan sonra Ukrayna kafilesinin itirazı üzerine diskalifiye edilmişti. Malezyalı yetkililer olaya büyük tepki gösterirken Uluslararası Paralimpik Komitesi IPC Zolkefli'nin kolruma geç geldiği için diskalifiye edildiğini hatırlatarak kuralların herkes için geçerli olduğunu söyledi. İtiraz üzerine diskalifiye edilen Malezyalı yerine Ukraynalı Koval altın madalyayı boynuna taktı. Tokyo'da önce gülle atmada ülkesine altın madalya kazandıran Tunuslu Roura Tilili bugün de F41 kategorisi disk atmada 37.91 metre ile dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Çekişmeli geçen mücadeledeki son hakkında elde ettiği dereceyle hem rekoru hem altın madalyayı alan Tilili böylece Rio 2016'daki çifte altın başarısını tekrarladı. Tunuslu atletin önceki oyunlarla birlikte kazandığı altın madalya sayısı da 6'ya yükseldi. Yaz ve kış paralimpik oyunlarında 4 ayrı sporda madalyası bulunan Amerikalı Oksana Masters, bisiklette bir altın madalyayı daha elde etti. Masters, zamana karşı yarışında kazandığı altından sonra H5 yol yarışında da en yakın rakibine 3 dakikadan fazla fark yaparak şampiyonluğa ulaştı. Kayaklı koşudan sonra bisiklette de zirveye çıkan Masters, tüm zamanlarda hem yaz hem kış paralimpikte altın madalya kazanan 28. sporcu olarak tarihe geçti. Henüz 12 yaşındayken ilk paralimpik oyunlarına Atina 2004'te katılan Amerikalı yüzücü Jessica Long, Tokyo'daki 4. madalyasını kadınlar 100 metre kurbağalamada elde etti. SB7 finalinde kıl payı ikinciliği elde eden 29 yaşındaki Long, 17 yıllık kariyerindeki madalya toplamında 27'ye taşıdı. Tokyo'da oyunların 9. gününde Türk sporcularımızın performansına bakıyoruz şimdi. Golbolla başlayalım. Kadınlar golbolda son paralimpik şampiyonu olan milli takımımız çeyrek finalde Avustralya'yı 16 yenerek yarı finale çıktı. İlk kez çeyrek finalde mücadele eden Avustralya karşısında ilk devreyi 7-3 önde tamamlayan Ay Yıldızı ekibimiz ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu ve adını yarı finale yazdırdı. Gol kraliçiliği için iddiasını sürdüren Sevda Altınoluk 8 golle yine maçın en skoreri olurken diğer 2 golümüz Kader ve Fatma Gül'den geldi. Milli sporcular maçtan sonra asker selamıyla aldıkları bu galibiyeti Suriye'de görev yapan Türk askerlerine hediye ettiler. Türkiye'nin yarın oynanacak yarı finaldeki rakibi ise ev sahibi Japonya oldu. Tekerlekli sandalye basketbolunda erkek milli takımımız çeyrek finalde son paralimpik şampiyonu Birleşik Amerika'ya 52-45 kaybetti. Rio 2016'da yarı finalde kaybettiği rakibiyle bu kez çeyrek finalde karşı karşıya gelen 12 Cesur Yürek maça iyi başladı aslında. İlk çeyreği 18-11 önde geçen Ay Yıldızlı ekibimiz devreyi de 26-25 üstün tamamladı. Üçüncü çeyrekte geriye düşen milliler farkı 2 sayıya kadar indirmesine rağmen sahadan 52-45 yenik ayrıldı. 21 sayı üreten Özgür Gürbulak maçın en skorer ismi oldu. 12 Cesur Yürek paralimpik beşinciliği için mücadele edecek. Atletizm kadınlar 100 metre T54 kategorisinde Zübeyde Süpürgeci elemede 16.63'lük derecesiyle 3. sırayı elde ederek finale yükseldi. Milli atletimiz finalde müsabakayı 16.86 ile 7. sırada bitirdi. Kadınlar 100 metre T53 kategorisinde ise finalde Hamide Doğangün yarıştı. Hamide bu yılki en iyi zamanını yaptığı müsabakayı 16.94 saniye ile 5. sırada tamamladı. Erkekler 400 metre T13 kategorisinde ise Hakan Cira 50.23 saniye ile serisinde 4. genel sıralamada da 8.liği elde etti ve finale yükseldi. Milli sporcumuz yarın T13 finalinde piste çıkacak.
Atıcılığa geçelim. Atıcılıkta karışık 10 metre havalı tüfek R3 sınıfında elemeleri 632.8 puanla 7. sırada geçerek finale kalan Erhan Coşkuner finalde de aynı sırada yer alarak Paralimpik oyunlarını 7. tamamladı. Savaş Üstün 632.6 puanla finale az farkla kaçırarak 9. Çağla Baş'ta 630.1 puanla 26. oldu. R5 karışık 10 metre havalı tüfek SH2 sınıfında Hakan Çevik finale yükselemediğine yazık ki Çevik elemelerde 630.4'lük puanıyla 26. oldu ve elendi. Masa tenisine bakalım. Merve Cansu Demir ve Neslihan Kavas'tan oluşan masa tenisi kadın milli takımımız sınıf 9-10 çeyrek finalinde Brezilya'ya yenilerek madalya şansını kaybetti. Çiftlerde maçı 3-1 alarak öne geçen Türkiye iki tekler maçını 3-0 kaybedince elenmekten kurtulamadı. Yüzme 50 metre serbest S5 yarışında Koral Berkin Kutlu elemelerde ilk seride mücadele etti. Yüzücümüz 36-85'lik derecesiyle serisinde 8. genel sıralamada ise 15. olarak finale çıkamadı. Okçulukta kadınlar bireysel W1 kategorisine 8'li eleme turunda Fatma Danabaş, Amerika Birleşik Devletleri'nden Lira Corey ile karşılaştı. Rakibine 126-115'lik skorla yenilen Danabaş, çeyrek finale yükselme şansını kaybetti. Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarında 9. gün yani 2 Eylül'de sporcularımız 7 branşta mücadeleye devam edecekler. Şimdi yarının programına bakıyoruz. Atıcılıkta karışık 25 metre P3 tabancada Muharrem Korhan Yamaç ve Murat Oğuz elemelerde mücadele edecek. Atletizm kadınlar 400 metre T53'te Hamide Doğangün. Yine 400 metre T54'te Zübeyde Süpürgeci elemelerde yarışacaklar. Badminton yarın başlıyor. Kadınlar tekler WH2 kategorisinde Emine Seçkin ve SUS kategorisinde Zehra Bağlar grup maçlarına çıkacaklar. Golbolda kadın milli takımımız yarı finale çıkmıştı biliyorsunuz. Japonya ile yarın yarı finalde karşı karşıya geleceğiz. Okçulukta kadınlar klasik yayda Yağmur Şengül ve Zehra Torun Özbey elemelere çıkacak. Tekvando da yarın başlıyor. Kadınlar 49 kiloda Meryem Çavdar çeyrek finalle mücadelelere başlayacak. Mahmut Bozteke de yine erkekler 61 kiloda çeyrek final maçına çıkacak. Yüzmede ise kadınlar 50 metre sırt üstünde Elif İldem seçmede ikinci seride yüzecek. Oyunların 9. günü geride kalırken Çin arayı açmaya devam ediyor madalya durumunda. 68'e altın 147 madalyaya ulaştı Çin. Rusya atak yaptı ve 2. sırada 32'si altın 89 madalyaya sahip. Büyük Britanya 3. sıraya geriledi. 30'u altın 86 madalyası var. Amerika Birleşik Devletleri 4. Hollanda 5. sırada. Türkiye ise 1 altın 3 gümüş 8 bronz toplam 12 madalyayla halen 43. durumda bulunuyor. Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarının 8. gününde dikkat çeken 3 ana bakıyoruz şimdi. İlk fotoğrafımız Daniel Diaz'tan. 33 yaşındaki Daniel Diaz uzun paralimpik kariyerine nokta koydu. Tokyo'da 14'ü altın 27 madalya kazanmıştı. En son 50 metre serbestte havuza girdi ve bu yarışın sonunda antrenörle birlikte mutlu bir şekilde havuzu terk ediyor Daniel Diaz. İkinci fotoğrafımız Amerika Birleşik Devletleri Türkiye tekerlekli sandalye basketbol maçının sonundan Özgür Gürbulak kaptanımız ne yazık ki büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarını tutamadı Özgür. Maçı kazanabilecektik ama ne yazık ki son çeyrekteki talihsizliklerle kaybettik. Beşincilik maçı oynayacağız tekerlekli sandalye basketbolunda. Son fotoğrafımız Sevda Altınoluk. Gol kraliçeliğine koşar adım gidiyor Sevda. Avustralya maçında da 8 gol attı ve toplam 26 gole yükseldi Sevda Altınoluk. İşte meşhur gol sonrası sevinci Sevda Altınoluk'un. Toyota'nın mobilite sponsoru olduğu Tokyo 2020 Paralimpik oyunlarına ilişkin her türlü gelişmeyi mobilsenozgursun.com adresinden takip edebilirsiniz.